Evet, yaylı ortaokulunda benim bütün akrabalarım okudu diyebilirim. Ablam, ben, çocuklarım. İstiyordum ki ben torunlarım da orada okusun. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Bilge, yaylı ortaokulu yıkılmamalı dedi. Bilge, 500 sene sonrasını görebiliyor musunuz? O zamanki kuşaklar bu günleri merak edecekler. Yaylı ortaokulu 80 yıldır hizmet veren bir okuldur. Kimler geldi, kimler geçti. Anılar deposu bir yerdir yaylı ortaokulu. Bir tarih yatıyor. Bir katlı binayı güçlendiremiyor musunuz? Becerebiliyorsanız diğer mahalle ve ilçelerden gelen öğrencileri engelleyin. 750 mevcut yaylada okuyor. 3'te 2'si dışarıdan geliyor dedi. Şöyle bir söz var benim aklıma geliyor. Bir okul açmak, bin hapishane kapatmaktır. Yaylı ortaokulunun tarihi bir geçmişi var. Bir kültür mirası olarak görüyorum ben orayı. Çok önemli yaşanmışlıklar var orada. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın, bundan 100 sene, 200 sene, 300 sene sonrayı, hatta 500 sene sonrayı düşünmek gerekiyor. Burada okuyan insanların çoğu doktor oldu, mühendis oldu, bakan oldu, milletvekili oldu, başbakan oldu. Ve bunların ve çocukları, torunları ve onların gelecek nesilleri bu atalarımız nerede okudu, nerelerde eğitim aldı diye merak edip buralara gelecekler. Biliyorsunuz Çanakkale'den anzaklar geliyorlar, dedelerimiz nerede şehit oldu diye. Eğitim de bence buna eşdeğer bir şeydir. Şimdi bakın, Zonguldak'ta yayla ortaokulu eğitimin beşiği olan yerlerden bir tanesidir. Zonguldak'ta yayla özel ilkokulu diye isimlendirilmiş bir okuldur. Zamanının koleji gibi bir okuldur. Çok değerli kıymetler çıkmıştır oradan. Buranın korunması lazım. Buranın korunması lazım ve de şunun için korunması lazım. Burayı yıkıp otopark yapıp diğer alana da tekrar okul yapmak orayı da bir çevre zararı olarak gündeme getirir ve orası da daha büyük bir talep yaratır ve insanlar daha çok oraya çocuklarını getirmek ister. Şu anda yaylı ortaokuluna gelenlerin 3/2 çevre ilçelerden ve diğer mahallelerden geliyor. Eğer Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuyu çözebilirse önce bunu çözsün. Diğer ilçelerden, mahallelerden gelen insanların oraya gelmesini bir şekilde engellesin. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili Zonguldak milletvekillerine, Zonguldak idare amirlerine Kent Konseyi Başkanı olarak çağrıda bulunmak istiyorum.